Düzenli sağlık yatırımlarıyla alakalı dediğiniz gibi görüşmemiz oldu. Biliyorsunuz mevcut devlet hastanemizin karşısında 30 dönüm bir yer vardı. Bu konuda belediye başkanım Sayın Doktor Faruk Özyeğin'e de teşekkür ederim. Onun da çabalarıyla 30 dönüm bir yer sağlık tesis alanı olarak boşa çıkarıldı. Karşısında belediyemiz kendi yerlerinden feragat etti. Onları Milli Emlak'a devretti. Bu 30 dönüm yeri de sağlık kampüsü olarak aldık. Sağlık tesis alanı olarak tahsisi yapıldı. Burayla alakalı eğitim araştırma hastanesi talebimiz oldu. Sağ olsun Sağlık Bakanımız da konuya olumlu yaklaştı. İnşallah 2024'ün yatırım planına burayı alacağız. Düzce'mize 800 yataklı bir eğitim araştırma hastanesi kazandırmış olacağız. Bunun dışında Düzce'mizde yatılı psikolojik rehabilitasyon tedavi merkezi yok biliyorsunuz. Bununla alakalı bir talebimiz oldu. Onu değerlendirmeye alacaklar. Onu kısa sürede kazandırmış olacağız. Yine bunun yanında tıbbi görüntüleme cihazlarıyla alakalı taleplerimiz oldu. Onları da 2024 yılı içinde tamamlamış ve Düzceli vatandaşlarımızın sağlık hizmeti almak için diğer illere sevkinin kısmen önüne geçmiş olacağız.